Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na dediğim gibi Derya Yanık hanımefendi getirildi. Bakan Derya Yanık, Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programına bağlandı ve konuştu. Derya Hanım hayırlı olsun. Yeni aile ve aile bakanımız Derya Yanık ilk kez Habertürk TV yayınında. Hayırlı olsun Derya Hanım. Hoş çok geldiniz. Teşekkür yayın. Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Çok çok teşekkürler. Hayırlı Gıyabınızda olsun. Sizi biraz hayırlı andık. Olsun. Hayırlı olsun diyelim istedik. Siz nasıl karşıladınız? Nasıl duydunuz? İlk haberi nasıl aldınız? Yani ilk haberi almıştım. Öyle söyleyeyim. Gün içinde almış mıydınız? Evet, gayet tabii ki. Ben öncelikle tabii hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevi devreden kıymetli bakanlarımız her birisi çok kıymetli, çok özveriyle çalışmış isimler. Onlardan aldığımız bayrağı biz taşıyacağız. Önemli bir alan sonuç itibariyle. Türkiye'de pek çok konuya, alana da temas eden bir bakanlık. Dolayısıyla bizim için önemli olan bundan sonraki süreçte aldığımız sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek. Aslında çok özel bir dönemde göreve geldiniz Derya Hanım. Yani kadınlar hem pandemi döneminde çok etkilendiler, pandemiden etkilenen gruplar. Hem de bu kadına şiddet olaylarının çok yoğunlaştığı, bu konuda toplumun çok hassaslaştığı bir dönemdeyiz ki İstanbul Sözleşmesi meselesi de çeşitli tartışmalara neden olmuştu. Dolayısıyla aslında zor bir dönemde önemli bir görev diyebiliriz. Siz nasıl karşılıyorsunuz bu anlamda? Yani kadın meselesi, kadının bir şekilde tarafı olduğu meseleler Türkiye'de güncelliğini ve önemini hiçbir zaman kaybetmedi. Dolayısıyla bu dönemde aynı şekilde ekstra bir yoğunluk ve zorluk doğrusu görmüyorum. Ama dediğiniz gibi alan olarak son derece önemli ve kıymetli bir alan. İnşallah biz de o sorumluluğu yerine getireceğiz. Bir sözünüz, hedefiniz Türk kadınlarına ve Türk milletine, yani şunu başarırsam çok kendimi mutlu hissedeceğim dediğiniz bir şeyler var mı? Kadına yani şiddet bizim, konusu ya da aile konusunda. Bizim AK Parti iktidarları olarak en başından itibaren gözettiğimiz bir sonuç var. O da Türkiye'de her bir yurttaşın kadın erkek eşit, adil ve müreffeh bir hayata kavuşması. Bunu sağlayabilmek için kadınlarla alakalı özellikle politikaların, stratejilerin geliştirildiğini hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş dönemdeki iktidarlar döneminde, hükümetler döneminde de gösterdiği hassasiyeti ve ilgili bakanlıkların bu konudaki çalışmalarını hepimiz biliyoruz. Benim de hedefim bu perspektifteki çalışmaları olabildiği kadar ileriye taşımak. Spesifik bir hedef ya da sonuç şu anda telaffuz etmek çok doğru olmaz, çok gerçekçi olmaz. Ama biz Türkiye'de kadınların şiddete uğramadığı, sosyal, siyasal, ekonomik haklarına olabildiği kadar geniş bir biçimde ulaşabildikleri bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ben de bunun için çalışacağım. Peki, tekrar hayırlı olsun diyelim. Çok